Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Melike Öğüt. Bugünkü dersimizin konusu fonksiyonlar. Fonksiyon konusu matematiğin en önemli konularından biridir. Bu konunun iyi bir şekilde öğrenilmesi, sonraki konulara temel oluşturması açısından oldukça önemlidir. Fonksiyonlar belirli bir kurala göre girdilerin çıktılara dönüştüğü ilişkilerdir. Fonksiyonlar günlük yaşantımızda da pek çok yerde kullanılmaktadır. En çok kullanıldığı yer bilgisayar programlarıdır. Bunun yanında zihnimizin geçmişte öğrendiği bilgiler doğrultusunda yeni işlemler yapabilmesi veya tabletimizde ilgili bir tuşa dokunduğumuzda ekranda istediğimiz bölümün gelmesi, tarlaya ekilen buğdayın ya da farklı ürünlerin çeşitli aşamalardan geçerek soframıza ekmek, meyve suyu vesaire olarak gelmesi, gözümüzün nesneye vuran ışık yardımıyla görebilmesi. Bunlar hepsi birer fonksiyon örneği olarak verilebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fonksiyon matematiksel tanımıyla başlayalım. A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere A kümesinin her bir elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanıyla eşleyen ilişkiye A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon denir. Ve fonksiyonlar F, G, H gibi küçük harflerle isimlendirilir. Şimdi hemen ne demek istediğimizi şöyle Venn şeması üzerinde açıklayalım. Bir A kümesi alıyorum. Bir de B kümesi aldım. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlıysa bunu Venn şemasıyla bu şekilde gösterebiliriz. A kümesinin elemanları A ve B olsun. B kümesinin elemanları da 1 ve 2 olsun. Fonksiyon bir kümenin elemanlarını belli bir kurala göre başka bir kümenin elemanlarıyla eşleyen ilişkidir ya da işlemdir demiştik. Bakın şimdi ben bir eşleme yapıyorum. A'yı 1 ile eşledim. B'yi de 2 ile eşledim. Şimdi yazalım. F fonksiyonu A'dan B'ye bir fonksiyon ise bunu bu şekilde ifade ediyoruz. Bakın A elemanını aldı fonksiyonumuz ve 1 ile eşledi. O zaman FA eşittir 1 yazılır. B elemanını aldı ve 2 ile eşledi. FB eşittir 2 yazılır. Fonksiyonlar bu şekilde Venn şemasıyla gösterilebileceği gibi arkadaşlar küme halinde de gösterilebilir. Bakın sıralı ikililerden oluşan bir küme olarak yazacağız F fonksiyonunu. A'nın 1 ile eşlendiği sıralı ikili ve B'nin 2 ile eşlendiği sıralı ikiliden oluşan bir kümedir. Aynı zamanda F fonksiyonu. F fonksiyonu A kümesinden alınan bir x elemanını B kümesindeki bir y elemanı ile eşliyor ise x elemanının F altındaki görüntüsü y elemanıdır denir ve bu durum y eşittir fx biçiminde yazılır. Bakın A kümesinde bir x elemanı, B kümesinde de bir y elemanı alalım. F fonksiyonu x'i y'ye eşliyorsa biz bu durumu y eşittir fx biçiminde ifade ederiz ve f'de bakın yine a'dan b'ye bir fonksiyon olmuş olur. Bir a kümesinden b kümesine tanımlı f fonksiyonu f a'dan b'ye ile gösterilir. A kümesine tanım kümesi, b kümesine ise değer kümesi ismi verilir. Fonksiyonun kuralı şu şekilde de verilebilir. Arkadaşlar, bakın fonksiyonu bu şekilde bir işlem laboratuvarına veya fabrikaya da benzetebiliriz. X elemanı fonksiyona geldi ve fonksiyon onu 3x eksi 5 kuralına göre başka bir nesneye dönüştürdü. Bunun kuralını şöyle yazıyorsunuz. Fx eşittir 3x eksi 5. Yalnız burada fonksiyonun tanım ve değer kümesinin mutlaka verilmesi lazım. Aşağıda Venn şemaları ile verilen ifadelerden hangilerinin fonksiyon olduğunu bulalım. Şimdi burada iki tane fonksiyon olma şartından bahsetmeliyiz. Bir ifadenin fonksiyon olabilmesi için tanım kümesinde açıkta eleman yani eşlenmemiş eleman kalmamış olması gerekir. İkinci olmazsa olmaz koşulumuz da şu. Değer kümesinde tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesinde yalnız bir elemanla
eşlenmek durumundadır. Birden fazla elemanla eşlenen tanım kümesi elemanı varsa o zaman fonksiyon olma durumundan bahsedemeyiz. Şimdi her bir şıkkı inceleyelim. A kümesinde 3 tane birbirinden farklı eleman var. Bunların her biri B kümesinde farklı elemanlarla eşlenmiş ve A kümesinde eşlenmeyen eleman kalmamış. O zaman F bir fonksiyondur arkadaşlar. B şıkkına geçelim. C kümesindeki yani tanım kümesindeki her bir eleman D kümesinde tek bir elemanla eşlenmiş. Bu durum fonksiyon olma şartını bozmaz. Çünkü bakıyorum tanım kümesinde eşlenmeyen eleman kalmadı. Ve her bir elemanda birer tane elemanla eşlendi. O zaman G de bir fonksiyondur. C şıkkını inceleyelim. A sıfırla eşlenmiş. B birle eşlenmiş. Fakat C elemanı hem eksi 1 ile hem de 2 ile eşlenmiş. Bu durumda fonksiyon olma şartlarından bir tanesi bozulmuş oldu. Yani H kuralı bir fonksiyon belirtmemektedir. K'yi inceleyelim. A sıfırla eşlenmiş, C 2 ile eşlenmiş ancak B ve D elemanları tanım kümesinde açıkta kalmışlar, eşlenmemişler. Bu durumda K'nin bir fonksiyon olması mümkün değildir. K bir fonksiyon değildir. Aşağıda tanım ve değer kümeleri verilen ifadelerden fonksiyon olanları bulalım. A şıkkında verilen kuralın tanım kümesine bakalım. Doğal sayılardan değer kümesi de gerçek sayılar. Doğal sayılardan gerçek sayılara tanımlı bir kural verilmiş. Bu kuralın içinde de karekökli bir ifade var arkadaşlar. Biz biliyoruz ki karekökli ifadelerin tanımlı olabilmesi için karekökün içindeki ifadenin sıfırdan büyük eşit olması gerekir. O zaman 7 büyük eşittir x olmalıdır. Şimdi doğal sayılar içinde 7'den küçük eşit olmayan sayılar için bu ifade o zaman tanımsız olur. Mesela x eşittir 8 alalım. 7 eksi x ifadesi bu durumda bir gerçek sayı belirtmeyecektir. Çünkü içerisi eksi 1 olacak. Bu ifadenin yani f'nin fonksiyon olma durumu bozulur. F bir fonksiyon değildir. Şimdi B şıkkını inceleyelim. B'de verilen G kuralının tanım kümesi doğal sayılar değer kümesi ise gerçek sayılar. Burada da bir rasyonel ifade verilmiş. Rasyonel ifadelerin tanımlı olabilmesi için paydalarının sıfırdan farklı olması gerekir. X artı 8 sıfırdan farklı olmalı. Bu durumda x'in eksi 8 olmaması gerekir. Şimdi bakıyorum kuralın tanım kümesi zaten doğal sayılar. Yani x'in eksi 8 olma şartı, eksi 8 olma ihtimali zaten yok. O zaman G için tanımsızlık yapan bir durum olmadığı için bütün tanım kümesindeki elemanlar bir gerçek sayı ile eşlenecektir. G bir fonksiyondur. Evet, F A'dan B'ye bir fonksiyon olmak üzere. Tanım kümesindeki elemanların F fonksiyonu altındaki görüntülerinin oluşturduğu kümeye bu fonksiyonun arkadaşlar görüntü kümesi adını veriyoruz ve fonksiyonumuzun adı F olduğu için FA ile bunu gösteriyoruz. Eğer ortak özellik yöntemiyle FA kümesini göstermek istersek o zaman diyoruz ki öyle fx elemanlarından oluşur ki görüntü kümesi x tanım kümesinin bir elemanıdır. Şimdi bakın bir örneğimiz var. Burada tanım kümesi A kümesi 4 elemandan oluşuyor. Değer kümesi de yine 4 elemandan oluşuyor. Fakat tanım kümesindeki elemanlar değer kümesinde sadece 2, 3 ve 4 elemanlarıyla eşlenmiş. 8 elemanı eşlenmeden kalmış. Bu durumda bu kümeye bu şekilde şema içine aldığım kümeye arkadaşlar F fonksiyonunun görüntü kümesi diyoruz ve bunu FA ile gösteriyoruz. Görüntü kümemiz 2, 3 ve 4 elemanlarından oluşuyor. Evet. F fonksiyonu A kümesinden B kümesine tanımlı bir fonksiyon ve fonksiyonun kuralı da 2x artı 5 bölü 3 olarak verilmiş. Görüntü kümesi ise fonksiyon görüntü kümesi ise 5, 7 kapalı aralığı olarak belirlenmiş. Buna göre A kümesinde kaç tane tam sayı vardır diye soruluyor. Şimdi unutmayalım arkadaşlar görüntü kümesi bu işlemde
tanım kümesinin elemanları X yerine yazıldığında elde edilen sonuçlardan oluşacaktır. Dolayısıyla 2x artı 5 bölü 3'ün arkadaşlar kesinlikle 7'den küçük bir sayıya, küçük eşit bir sayıya eşit olması lazım. Aynı zamanda 5'ten de büyük eşit bir sayıya eşit olması lazım. Görüntü kümesinde bulunan bütün sayılar 5 ve 7 arasında yer alıyormuş. Şimdi devam edelim. O zaman bakacağız tanım kümesinde, yani A kümesinde hangi elemanlar bulunabilir? Eşitsizlik çözerken önce her tarafı 3 ile çarpıyorum. Eşitsizliğin her tarafını 3 ile çarptım. Şunlar sadeleşti. 15 küçük eşittir 2x artı 5. O da küçük eşittir. 21 oldu. X'i yalnız bırakmak istiyoruz. Tanım kümesinin elemanlarına ulaşabilmek için. Artı 5'i yok etmek için her taraftan 5 çıkartıyorum. 10 küçük eşittir 2x. Küçük eşittir 16. Şimdi de her tarafı 2'ye bölüyorum. 5 küçük eşittir x. Küçük eşittir 8. Demek ki tanım kümesinin elemanları bu aralıkta yer almalıymış. Ama tanım kümesinde kaç tane tam sayı vardır diye soruluyor bize. 5, 6, 7 ve 8 olmak üzere 4 tane tam sayı bulunacağını söyleriz. Evet, sırada farklı bir sorumuz var. Aşağıdaki tabloda alfabemizdeki her harfe bir sayı karşılık getirilmiştir. Mesela D harfine karşılık 5, L harfine karşılık 15. Tablodaki her harfe karşılık gelen sayılar için fx eşittir 2x artı 7 fonksiyonu tanımlanmıştır. Bu fonksiyon yardımıyla bir kelimedeki harflere karşılık gelen sayıların bu fonksiyon altındaki görüntüsü o kelimenin şifresi olacaktır. Evet, bir fonksiyon ile şifreli bir tablo hazırlanmış. Örneğin f27 eşittir 2 çarpı 27 artı 7'den 61 eşit olduğu için V harfi 61 sayısıyla şifrelenmektedir. Bakın şurada V harfinin şifresi 27 idi. Buna göre bize bir kod veriliyor. Bu şekilde şifrelenmiş kelime aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi sorudan anladığımız şu. Burada verilen her bir sayı aslında tablodaki bazı sayıların görüntüsüne eşit. Peki görüntü neydi? Bu işlemin, yani 2x artı 7 işleminin sonucuydu. Hemen başlayalım. 2x artı 7'nin sonucunun 63 olabilmesi için acaba x ne olmalıdır? 7'yi karşıya gönderiyorum. 2x eşittir 56. Buradan x eşittir 28 bulunur. Demek ki ilk harfimiz, 63'e karşılık gelen ilk harfimizin kodu 28 olmalı. Bakıyorum. Şunu silelim. İlk harfimiz Y'ymiş. Şimdi devam ediyorum. Önce şıklara bakalım. Bakın her bir şıkta ilk 3 harf yak olduğuna göre doğru şıkkı bulabilmem için benim 4. harflere bakmam lazım. Hemen 4. harfe bakıyorum. Şuradan 29'u inceliyorum. 2x artı 7'nin 29'a eşit olması için acaba x neye eşit olmalıdır? 2x eşittir 22. X eşittir 11. 11 numaralı harf hangisi? I. Demek ki harf kelimemiz yakı ile başlamadı. O zaman bunları arkadaşlar eledim. Şimdi 5. harfi de bulursam ilerlemiş olacağım. 5. harfimizin kodu 53'müş. 2x artı 7 eşittir 53'ten. 2x eşittir 46. X eşittir 23. 23 numaralı harfimiz hangisi? Ş. Demek ki kelimemiz yakış ile başlamalı. Bakıyorum şıklardan uygun olan seçenek C seçeneğidir. Kelimemiz yakışmak olmalıymış. Evet, başka bir soruyla devam ediyoruz. F fonksiyonu sıfırdan farklı gerçek sayılardan gerçek sayılar kümesine tanımlanmış ve fx eşittir x kare eksi 1 bölü x kare. Bu fonksiyon için hx eşittir f2 çarpı f3 çarpı f4 bu şekilde devam ederek fx'e kadar çarpım şeklinde h fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre h7 değeri kaçtır? Şimdi bir fonksiyonun 7'deki görüntüsünü bulmak için fonksiyonun kuralında x gördüğüm her yere arkadaşlar 7 yazmalıyım. Yazalım.
H7 eşittir. F2 çarpı F3 çarpı F7'ye kadar devam edeceğim. Fonksiyonun kuralı bana verildiğine göre F2'yi bulmak için x gördüğüm yere, fonksiyonun kuralında x gördüğüm yere 2 yazmalıyım. 2'nin karesi eksi 1'den, burası 3. Paydamız da 2'nin karesi olacak, 4. Şimdi x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3'ün karesi eksi 1'den, 8 bölü 3'ün karesi 9. Sırayla bütün sayıları yazmalıyız. 4'ün karesi eksi 1, 15 bölü 16 gelecek. 5'i yazarsak 24 bölü 25, 6'yı yerleştirirsek 6'nın karesi eksi 1'den 35 bölü 36, son olarak 7'nin karesi eksi 1'den 48 bölü 49. Sadeleştirme işlemleri var. Hemen yapalım. 49, şurası 7, burası 5. 7 ile sadeleştirdim. 12 ile sadeleştiriyorum arkadaşlar. 3, burası 4 oldu. 5 ile sadeleştiriyorum. 5, 3, şunlar gider. 5'ler gider. 4 ile 16'yı sadeleştirdim. Burası 4 oldu. 4 ile 8'i sadeleştirdim. 2. Evet. Şurayı da sadeleştirdim. 3 geldi. 6 ile 24'ü sadeleştirdim. Şurası 4 geldi. Başka sadeleşecek sayımız kalmadı. Cevabımız 4 bölü 7 olarak bulunur. Evet arkadaşlar, bir fonksiyon sorusuyla devam ediyoruz. F fonksiyonu gerçek sayılarda tanımlı bir fonksiyon olmak üzere Fx artı 2 eşittir 3x artı 1 olduğuna göre F3x eksi 1 ifadesinin eşitini bulalım. Öncelikle F3x eksi 1 fonksiyonunun kuralını bulabilmek için burayı Fx'e dönüştürmemiz gerekir. Şimdi burada bir artı 2 ifadesi var. Bu ifadenin tersi eksi 2 ifadesidir. Şöyle bir dönüşüm yapacağız. X gördüğüm yere x eksi 2 yazarsam, o zaman bakın eksi 2 ile artı 2 toplandı ve sıfıra eşit oldu. Burada sadece fx kaldı. Yalnız eşitliğin bozulmaması için burada x gördüğüm yere ne yazdıysam karşı tarafta fonksiyonun kuralında da x gördüğüm yere aynı ifadeyi yerleştirmeliyim. Yani x eksi 2 yazmalıyım. Evet, fonksiyonu şimdi düzenliyorum. Dağılma işlemini yaptık. 3x eksi 6 gelir. Bir de artı 1 var. 3x eksi 5 oldu. Fonksiyonumuzun kuralı. Tekrar yazıyorum. Bakın fx eşittir 3x eksi 5. Şimdi f3x eksi 1 ifadesinin eşitini bulabilmek için şurada gördüğüm ifade neyse, parantez içindeki ifade neyse, burada x gördüğümüz her yere onu yerleştiriyoruz. Yani f3x eksi 1 yazıyoruz. 3 çarpı 3x eksi 1 eksi 5. Dağılma işlemi uygularsak 9x eksi 3 eksi 5. Buradan kuralımız 9x eksi 8 olarak elde edilir. Farklı bir soruyla devam edelim. F fonksiyonu sıfırdan farklı gerçek sayılardan gerçek sayılara tanımlanmış bir fonksiyon. Fonksiyonun kuralı şöyle verilmiş. F 3 bölü x eksi 3 çarpı f x bölü 3 eşittir 9x olduğuna göre f 3 değerini bulmamız isteniyor. Burada şöyle bir yol izlemeliyiz. Bakın önce fonksiyonun kuralında x gördüğüm yere 1 yerleştiriyorum. Yani 1'in görüntüsüne bakıyorum. F x yerine 1 yazarsam burası f 3 olacaktır. X yerine 1 yerleştirdim. F 1 bölü 3 eşittir. X yerine 1 yerleştirdim. Burası 9 oldu. Şimdi x yerine 1 de 9 yazalım. Bakın 3 bölü 9. 1 bölü 3. Bakın ikisi aynı geldi. Devam ediyorum. X gördüğüm yere şimdi 9 yazacaktım. 9 bölü 3'ten bu sefer de bunun çaprazındaki sayı geldi. Yani F3 geldi. X yerine 9 yazdım. Eşitliğin karşı tarafında da 81 elde ettim. Sanki bunu iki bilinmeyenli bir denklemmiş gibi düşünün. Bakın şimdi F3'ü sorduğu için bize F1 bölü 3'ü yok edelim. O zaman burayı benim 3 ile çarpmam, yani 3 ile genişletmem gerekir. Hemen şunu siliyorum. Tekrar yazıyorum. F3 eksi 3 çarpı F1 bölü 3 eşittir 9. Şimdi şunu çarptım. 3 çarpı F1 bölü 3 eksi 3 çarpı F3 eşittir. Karşı tarafı da çarpmam lazım.
Şurası, evet, şurası 9 oldu. Karşı tarafı da çarpıyorum. 243 elde ettim. Şimdi taraf tarafa toplama işlemi yaptığımız zaman bunlar birbirini sıfırlayacak. F3 eksi 9 tane F3 eksi 8 tane F3 yapar. Şimdi burayı topluyorum. 252. F3'ü yalnız bırakmak için eksi 8'e böldüm her tarafı. 252 bölü eksi 8. Sadeleştirirsek arkadaşlar eksi 63 bölü 2 olarak sonucu bulmuş oluruz. Evet, devam edelim. Tanımlı olduğu aralıkta fx eşittir 1 bölü 1 artı 3 üzeri x olduğuna göre f eksi 30, f eksi 29 bu şekilde toplama işlemiyle devam edersek f 29 artı f 30 değeri kaçtır diye sorulmuş. Yine bir fonksiyonun bir noktadaki görüntüsünü bulmayla ilgili bir soru. Hemen yerleştiriyorum. Buradan bir kural elde edip sadeleştirme işlemlerini kullanacağım. F eksi 30'u bulmaya çalışalım. Bakın. X gördüğüm yere eksi 30 yazıyorum. 1 bölü 1 artı 3 üzeri eksi 30. Şimdi bunu düzenliyorum. 1 bölü 1 artı 1 bölü 3 üzeri 30. Payda eşitlersem 1 bölü 3 üzeri 30 artı 1 bölü 3 üzeri 30. Ters çevirip çarptım. 3 üzeri 30 bölü 1 artı 3 üzeri 30. Şimdi bir de F30'a bakalım. Çünkü bu terimler birbirine benziyor. F30'u yazacak olursak 1 bölü 1 artı 3 üzeri 30. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu ifadeyle bu ifade arkadaşlar toplam durumunda. Bu ikisi toplandığı zaman yani f eksi 30 ile f 30 toplandığı zaman payımız 1 artı 3 üzeri 30 gelecek. Paydalar eşit olduğu için bu işlemi yapabildik. Şöyle. Pay ve payda eşit olduğu için bu işlemin sonucu 1 olacaktır. Aynı durum f 29 ve f eksi 29 için de geçerli. Yani bunların toplamları da yine aynı sebepten dolayı 1 gelecek. Peki bu şekilde kaç tane sayı çifti bulabilirim? Bakın f 0 ortada kaldı. Sonra f 1 ile f eksi 1 aynı durumda. Devam edecek olursak f en son f 30 ile şöyle devam ettik. F eksi 30 aynı durumda. Burada 30 tane sayı var. Burada da yine 30 tane sayı var. Demek ki 30 tane 1 gelecek. Toplam durumunda 30 tane 1 gelecek. Fakat bakın F0 ortada kaldı. O zaman F0'ı da hesaplayalım ve sonuca ekleyelim. F0'ı bulmak için x gördüğüm yere 0 yazmalıyım. 1 artı 3 üzeri 0. 3 üzeri 0 1'dir. İşlem sonucu 1 bölü 2 olur. 30 tane 1 30'a eşit. Bir de 1 bölü 2 ile bunu topluyoruz. F0 ile. Toplam 61 bölü 2 olarak bulunur sonucumuz. Ve işlem burada bitmiş olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, fonksiyonlarla ilgili dersimizin sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.